Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Yapı Kredi Mobilimizden yatırım hesabı yani borsa hesabı nasıl açabiliriz, uygunluk testi yani yatırımcı profilimizi nasıl belirleyebiliriz, bunları bütün detaylarıyla uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar ben de bir borsa hesabı açacağım Yapı Kredi Mobilimden ve size de nasıl açabileceğinizi göstermiş olacağım uygulamalı olarak. Öncelikle Yapı Kredi Mobil'e giriş yaptıktan hemen sonra sol üstten 3 çizgiye basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar 5. sırada yatırımlar seçeneğimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın aşağı iniyorum. Aşağı indiğimde bakın hisse senetleri bölmesinde 3. sırada hisse senedi hesap açılışı var. Hemen buraya basıyoruz. Buraya bastığınızda arkadaşlar hemen yatırımcı profilim var. Burada bir anket var arkadaşlar. O anketi doldurmadan hisse senedi hesabı açamıyoruz. Hemen yatırımcı profilime basıyorum. Bastığımda arkadaşlar şu kutucuğu onaylayıp devam yapıyorum. Devam yaptığımda bana bazı kişisel sorular soruyor. Hemen bunları hemen geçeceğim. Lisans yapıyorum kendimi. Daha sonra hayatımda şu anda olduğum aşamayı soruyor. Ben şu anda şu aşamadayım. Devam yapıyorum. Tabii bunlar kendinize göre cevaplayın. Bana yatırım ürünleri konusunda kendimi ne kadar bilgili gördüğümü sorarsanız diyor. Ben çok iyi biliyorum diyorum. Burada arkadaşlar kendimi çok bilgili gösteriyorum. Yatırım tecrübem 3 yıldan az bir süredir yapıyorum ben. Devam yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bana tecrübe testi yapıyor. Yani sen ne kadar tecrübelisin sana ona göre borsada işlem yaptıracağım diyor. Ben bunların hepsini çok yapacağım arkadaşlar. Vadeli mevduat bilgim, altın döviz bilgim, yatırım fonu bilgim, hisse senedi bilgilerim. Hepsini full yapıyorum ki arkadaşlar çok yüksek riskli ürünlere yatırım bakın. Bu son aşama da çok önemli arkadaşlar. Bunu düşük yaparsam bana birçok işlemi yaptırmaz borsada. Hemen en aşağıdan devam yapıyorum. Devam yaptığımda arkadaşlar diyor ki yatırımlarımın büyük bir bölümünü hangi vadede değerlendirmeyi düşünüyorum? Ben daha uzun vadeli 3 yıldan uzun yapıyorum. Kendimi burada da tecrübeli gösteriyorum. Devam yapıyorum. Şimdi diyor ki yatırım yaparken risk nedir senin için? Benim için risk fırsata çevrilebilirdir. Devam yapıyorum. Devam yaptığında arkadaşlar bu soru çok önemli. Bakın diyor ki yatırım yaptığınızda ana paramdan kaybetmeyi kesinlikle istemem. Veya en altta bakın yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk almışsam ana paramın büyük bir miktarını kaybetmeyi göze alabilirim. Eğer ben birinci seçeneği işaretlersem arkadaşlar burada beni tecrübesiz görür, bana birçok işlemi yaptırmaz. Onun için ben yüksek getiri beklentisiyle yüksek risk alırım diyorum. Maksat borsada bana kısıtlama koymasın, bütün işlemleri yapayım, devam yapıyorum. Devam yaptığımda arkadaşlar diyor ki Yapı Kredi yatırımlarında değerlendirmeyi düşündüğün miktar ben 100.000 TL'ye kadar para yatıracağım borsa hesabıma. Devam yapıyorum. Devam yaptığımda bakın görüyorsunuz arkadaşlar bana diyor ki sana ben bütün yatırım ürünlerini açtım. Yani bakın düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli, çok yüksek riskli. Sen bütün işlemleri borsada yapabilirsin. Anladınız mı? Başarıyla şu an uygunluk testimizi tamamladık. Şunu onaylıyoruz. Hemen devam yapıyoruz. Onayla yapıyoruz. Ve şu anda uygunluk testimiz bitmiştir arkadaşlar. Şimdi biz hisse senedi hesap açılışı yapacağız arkadaşlar. Bu saatten sonra şimdi borsa hesabımızı açacağız. Hisse senedi hesap açılışına basıyorum. Bastığımda arkadaşlar bana diyor ki senin borsa hesabına yani yatırım hesabına bağlayacağın banka hesabı hangisi olacak? Şimdi benim zaten tek bir hesabım olduğu için bu seçili şu anda. Bu yatırım hesabınıza para yüklüyorsunuz, para çekiyorsunuz bu hesabınızdan. Daha sonra nemalandırma tipi diyor. Şimdi nemalandırma tipi nedir arkadaşlar? Bakın. Vadeli mevduat ile nemalandır yaparsanız sizin borsadaki paranızı arkadaşlar bazen işte fon alıp satabilir, faize yatırabilir. Yani sizin o paranızı değerlendirmeye çalışıyor. Sizin yatırdığınız, borsaya yatırdığınız paranızla. Ama nemalandırma yapılmasın derseniz arkadaşlar sizin borsaya yatırdığınız para nakit kalır. Hiçbir şekilde sizin paranıza karışmaz. Siz istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ben onun için arkadaşlar nemalandırma yapılmasın diyorum. Yani benim parama karışmasın, benim paramla herhangi bir işlem yapmasın diyorum. En alttan devam yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar bana diyor ki ben senin borsada yaptığın işlemleri sana nasıl göndereyim? E-posta ile göndersin arkadaşlar. Borsada yaptığım işlemleri bana e-posta ile gönderiyor. Hemen e-posta ile gönderim yapıp devam yapıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar birçok sözleşmemiz var. Hepsini onaylıyoruz biz. Hemen bakın onayladım hepsini. Daha sonra gönderim bilgisini seçiyoruz. Ben burada yine e-posta ile gönderim yapıyorum. Ekstrelerimi e-posta ile göndersin. Devam yapıyorum. Hemen en aşağı iniyorum. Buradaki sözleşmeleri de onaylıyorum arkadaşlar. Hemen onayladıktan sonra bakın tamam diyorum. Hemen en alttan devam yapıyoruz. Devam yapıyoruz. Bu e-postaya gönderilsin. En alttan onayla dediğimde arkadaşlar
Evet, onaylıyorum şu anda. Ve arkadaşlar bakın görüyorsunuz, hisse senedi hesabımı başarıyla açtım. Bu saatten sonra hisse alıp satabilirim. Halka arzlara katılabilirim. Borsadan bütün işlemleri yapabilirim arkadaşlar. Siz de Yapı Kredi Mobilinizden bu şekilde hisse senedi hesabı, yani yatırım hesabı açabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.